3 Ağustos, 9 Ağustos. Oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, evet, yol, iş, tempo, yol, iş, tempo ve işiniz gereği ve devamlı yollarla alakalı işleriniz var ve artık bu devamlı yol, iş, devamlı yol, iş seni çok fazla yıprattı ve yordu. Artık biraz kendim ve aileme vakit ayırmak istiyorum diyorsunuz. Evet, doğru bir karar ama burada bir sürü borçlar var. Hallolması gereken icralık ya da evraklı dosyalı işleriniz var. Ve uzun süredir unuttuğunuz bir ödemeniz kapınızda uyarı veriyor. Bunları bir çözdüğünüz, bu dönem bunlarla uğraşacaksınız ama herhangi bir risk görmüyorum. Endişe etmenizi istemiyorum. Çünkü Yaradan size o kadar güzel bir Alman motoru vermiş ki, ben yıkıldım dediğinizde motorunuz tekrar çalışıyor. Yani hayata çalışma beyniniz o kadar güzel çalışıyor ki. Hayatta ne istiyorsanız başaracaksınız. Rabbim size ne istediyse yapacaksınız. Çünkü genişletme döneminiz var. Yani sizin para ve yetenek eviniz bu dönem, yani bu hafta para ve yetenek evinizde. Yani ikinci evde Oğlan ve Jüpiter'in enerjisi çok fazla olduğu için size çok güzellikler, kendi paranızı, kendi helal paranızı kazanma, yeni projeler ya da işiniz ile ilgili hak ettiğiniz parayı alma döneminiz olacak değerli oğlak burçları. O yüzden korkma, çünkü sen her şeyi hak ediyorsun. Evet, yenilik yapmak isteyen ve alternatif iş bekleyen oğlaklar, doğru bir karar, alternatif noktalarınızı da belirleyin. Gideceğiniz noktalar sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Uzun süredir devlet ataması bekliyorsanız, yeni bir kapı bekliyorsanız, bununla ilgili de güzel bir olumluluk dönemi. Yani bir yola gidip geldikten sonra her şey hayatınızda sistematik oturacak ve bu oturum size çok büyük kazançlar elde edecek değerli oğlak burçları. Bir de uzun süredir biriktirdiğiniz bir para var. Araba mı alayım, eve mi gireyim? Lütfen eve gir. Çünkü ev kapın çok uzun süredir istediğin ve hayal ettiğin şeydi. Bu senin için hayırlı ve aydınlık olacak. Ve uzun süredir evi taşımak isteyen ve kiradan bıktım diyen, küçük, daha kirası düşük bir eve geçmek isteyen oğlaklar, bu kararı da vereceksiniz. Hayırlı bir ev kapınız var ve bu sizi mutlu edecek. Evliliğinde sorunları geride bırakan ve çocuk isteyen oğlaklara demişim ki, doğru bir karar. Evliliğinizdeki sorunlar geride kalıyor ve daha birbirinize ait bir noktanın verimliliğinin evresini yaşayacaksınız değerli oğlak burçları. Ve ne hak ediyorsanız bunun başarısını sağlayacaksınız. Ailenizle ilgili tatil ya da bir mezar ziyareti ya da yatır ziyareti, kafanızda böyle bir ölmüşlerinizi ziyaret etme niyetiniz var değerli oğlak burçları. Bu sizin için hayırlı ve aydınlık olacağını söyleyebilirim. Ve uzun süredir evde kaybolan yüzüğünüz, küpeniz, altınız varsa, evinizin bir bölümünde günahını aldığınız kişiye, hani benim yeğenim aldı, kuzenim aldı deriz ya, böyle saçma sapan şeyler. Bence altınız ya da paranız evin içinde, kimseyi suçlamanıza gerek yok diyorum değerli oğlak burçlar. Oğlaklara şunu da demişim, tam hedef noktan neyse vuracaksın ok gibi ve kendine iş ya da düşündüğün kişiyle yapmak istediğin yeniliklerin başlangıcını, işi kurmuyorsun, başlangıç ve program yapıyorsun. Teknoloji üzerine hedeflediğin, bilgisayarla alakalı yapmak istediğin yenilikler sana çok büyük bir başarı verecek. Hatta Ahmet, Ali, Ayşe, A harfli birinden de iş konusunda çok büyük bir destek alacaksın oğlak burcu ve bu noktan sana çok büyük bir başarı sağlayacak. Bir de miraslı konular var ama artık o miraslı konular bana gelmez diyorsun da gelecek, ama doğru ve zamanı daha var. Yani bir ay mı, 7 ay mı karar veremedim onu, çünkü miras konularınıza bakmadım. Daha vakti var ama hanenizde bu konular gerçekleşmiş olacak diyorum. Uzun süredir de evinizin çatısı akıyor olabilir, tavan akıyor olabilir. Çatı ve tavanla alakalı yenilemeniz gereken nokta ya da banyodaki hani musluklar, duş aldığımız yerlerde akıntı olabilir. Bunlarla alakalı değiştirmeniz gereken şeyler var değerli oğlaklar. Bunu geciktirmeyin, kış mevsiminize vermeyin, kurumaz. Bir an önce bu olayı çözün diyorum. Sizin de özellikle ayak burkulması, kemik ağrılarınız olabilir. Bir de gerçekten böyle ormana gidip kimsenin benimle konuşmasını istemiyorum ve biraz yalnız kalıp sakinleşmek istiyorum diyen oğlak burçlarında güzel bir hafta ve iyi bir tatil yapacaksınız. Ve ailenizle de geçireceğiniz döngüler var. Aşk konusunda biraz daha bekleyecek bazı oğlaklar var. Sorunlu olan ilişkilerinde barışma var ama ilişkisiz olanlar biraz daha bekleyecek diyorum değerli oğlak burçlar. Oğlaklara güzel bir bayram olsun. Ağız tadında bir bayram. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin oğlak burçları. Mutlulukta ve huzurda kalın.